Şimdi önce ben bir şeyler söylemek istiyorum ilk defa. Ondan sonra da size söz hakkı vereceğim. Benim burada en çok dikkatimi çeken şey, Batuhan'ın Birsen adını yazarken zaten algıları kapalı demesi. Bunu ne demek istiyor? Yani biraz aslında beni çok rahatsız etti. Biraz kızdırdı. Batuhan 35 yaşında. Birsen, pardon, Batuhan 35 değil, affedersiniz. Adem'e bakıyormuşum. Aynen. 24 yaşında, Birsen 41 yaşında. Bir kere bir kadın var, bir bayan var karşında. Saygı duyman lazım. Senden yaşça büyük. Belki de annenin yaşı, belki senin yaşında kızı var. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bunu derken, algın kapalı derken ne demek istiyorsun? Bunu söyleyemez. Ben bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum şahsen. Bu biraz hakarete girdiğini düşünüyorum. İkincisi, bu kadar başarılı bir sporcu. 2 tane Türkiye rekorunun sahibi. Bunu yapamaz. Yani hani Batuhan böyle devamlı çok böyle mert, işte hani başarılı, öyleyim böyleyim gibi söylemleri var ya kendini anlatırken. Ne oldu şimdi bu Birsen'e söylediği? Ne demek istedi burada Birsen'e? Yanlış mı söylüyorum? Yok, %100 haklısın. Gerçekten Batuhan'la mesela söylenmiş olsaydı Batuhan bunun arkasına o kadar çok kurcalardı ki. Aynen öyle. Yani bunun altını çizerdi, oradan başka konulara girerdi falan ama hani çünkü Batuhan da kendisine karşı bir şey söylendiğinde ki Adem'le bir atışması vardı. Hani şizofrenik hareketler gibi bir şey mi demişti o tatlı? Evet, hani evet, sana evet. Öyle demiyorum ama hani bu hareketlerin adına öyle bir şey söylüyorum. Hani şahsını algılama gibisini Adem açıklama yapmıştı. O zaman mesela Batuhan inanılmaz tepkiler vermişti. Bu nasıl bana söylenir, bana işte hakaret ediyor gibi. Yani Batuhan'da şu var. Kendisine bir şey yapıldığı zaman asla kabul etmez. Asla, ama kendisinde bir hak görüyor. Yani bir şeyler söyleyebilir, yapabilir. Hani oranın en güçlüsüyüm, işte röportajda istediğim gibi konuşabilirim vesaire. Hani bunu kendine hak görmüş oluyor. Ama dediğine %100 katılıyorum. Birsen için yani bırak sporcu olmasını, bırak rekor kırmasını, her şeyi geçtim. Hani bir kadına söylenmeyecek bir şey. Ve ben de onu hani acaba iyi olarak algılamak istedim. Şöyle hani acaba oyunlarda biz bir şey anlatıyoruz ama anlamak istemiyor, bizi dinlemiyor falan tadında mı? Hani iyi düşünmeye çalışıyorum, altında bir neden aramaya çalışıyorum Batuhan'ın söylediğine dair. Ama ne yazık ki iyi bir şey, hani tutunacak bir dal bulamadım oradan kendime. Yani söylediği Batuhan'ın çok üzücü. Batuhan'a da ben orada biraz eksi yazılacağını da düşünüyorum. Hani sen eğer insanlara bu şekilde yaklaşırsan insanlar da sana bu şekilde yaklaşmayı hak görür kendinde. O yüzden Batuhan'ın bu tatta ilerlememesi lazım. Bir defa hep saygılı, işte herkesi düşünen, daha ince ki ben sadece dışarıda bir kere görme fırsatım olmuştu. Elemelerde ilk gittiği dönemde de çok saygılı olarak görmüştüm Batuhan'ı. Yani hakikaten... Böyle geldi yanıma, merhaba nasılsınız falan, hani öyle konuşunca gerçekten ne kadar kibar, ne kadar hani naif, ne kadar da böyle anlayışı, ne kadar düzgün bir çocuk dedim ama hani bu Survivor'a girdiğimiz zaman insanlar bir anda bir başkalaşmaya başlıyorlar. O da hani Batuhan'da şu an yaramadı gibi. Onun haricinde Birsen'e çok üzüldüm. Gerçekten bir oylama olsaydı ben oradaki yarışmacılardan yani çok kat be kat fazla bir oy alacağını düşünüyorum. Yani ne dese haklı. Bu zamana kadar keşke sesini çıkartan bir Birsen olsaydı. Keşke daha önceden bu konuşmaları yapıyor olsaydı. Ki şuna da katılıyorum. Erkekler arasında bu kadar çok seçmeyle alakalı sıkıntı yaşarken ki erkeklerin de birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Ama kimse erkeklerden kimseye sıra gelmesin diye herkes birbirine bu savaşı açmaktan şey yapıyor, çekiniyor. Ki bunu da dile getiren bir tek Birsen oldu. Birsen tamam bu Batuhan'ın söylemini duymuyor muhtemelen ama yine bazı şeyler seziyor ki beni saf olarak görüyorlar diyor. İşte tiye alıyorlar diyor. Yani gerçekten üzüldüm. Yani bu şekilde bunu hissediyor olması, iyi niyetli bir davrandığın zaman demek ki bu duruma geliyorsun. İyi olmayacaksın ya. İyi insan olunca neden hep böyle oluyor? Kavga mı edeceğiz devamlı? Seni böyle çok zayıf görüyorlar. İşte bir yerlerde hep hakkını arıyor olman lazım. Bence bu çok acı bir şey. Hani sadece Survivor için söylemiyorum. Yani iyi olduğun her noktada ya nasıl olsa iyi deyip böyle hani o hayatın savaşının içerisinde böyle senin üstüne basıp geçmeye çalışan çok insan oluyor. Survivor'da çok daha fazlası oluyor, öyle söyleyeyim. Çünkü hani orası yani 5 aylık 6 aylık bir yarışma. Hani bir anda kendini insanlara ifade ediyor olman lazım. Birilerini kötü gösterip işte kendini de bir yerlere getiriyor olman lazım performansını da üstüne ekleyip. O yüzden de hakkını arayacaksın ya. Her yerde olduğu gibi hakkını arıyor olman gerekiyor. O yüzden Birsen daha önce keşke bu konuşmayı yapsaydı. Çünkü dediğim gibi performansı iyi olup da sürgüne gönderilen bir Birsen vardı. Ama döndüğünde arkadaşlarına yine teşekkür eden, benim için dokunulmazlığı kazandınız diyen bir Birsen vardı. Bu kadar iyi niyet fazla. İhsan. Valla ben akşam izlerken Batuhan'ın bu söylemi bana batmamıştı. Ama şimdi siz vurgulayınca düşünmeye başladım ve orada takılı kaldım. Yani demek seni rahatsız etti, seni de rahatsız etti. Aslında bir kadın olarak da düşündüğüm zaman bunu 25 yaşında birinin 40 yaşında bir kadına söylemesi, evet yani ekranların önünde böyle bir şey dile getirmesi yanlış kelime olmuş gibi geldi şu an bana. Yani şöyle bir şey diyebilirdi. Çok fazla iletişim kuramıyoruz seninle. Hı hı. Ne bileyim seninle diyaloglarımızda sıkıntı yaşıyoruz. Seninle iletişim problemimiz var dese buna okeyim ama şimdi evet algın kapalı, direkt suçu karşıya atmak oluyor. Yani sen algıları kapalı bir insansın. Ve bu da dediğiniz gibi 15 yaş büyük bir kadına söylendiği zaman sıkıntılı olabileceğini şu an ben de fark ettim. Ama ben dinlerken bunu mesela fark etmemiştim. Üstüne çok iyi bir yere parmak bastın Kübra. Üstüne beni tiye alıyorlar, beni saf buluyorlar, saf görüyorlar gibi bir söylemi olunca da Birsen'in hani tuzla biber gibi oluyor ve sanki böyle oturuyor her şey. Ya ben o adayı şu an izlemeye başladım. Hani Birsen yaşça hepsinden büyük. Herkes herkesle hayatta uğraşır, dalga geçer, yeri geldiğinde başka bir şey yapar ama insanlar ona öyle bir cevap verir ki onun tadında dozunda yaparsın. Muhtemelen Birsen o insanları çok fazla üzmemek için. Çünkü hep mizaç diyoruz ama öyle bir yapısı var yani şeyin, Birsen'in. Herhalde üzmemek için fazla üstlerine gitmiyor ama buradaki konuşmasında anlatıyor bir şeyleri. Ya açıkçası aynı yerdeyim. Birsen'in bu konuşması dört dörtlük bir konuşma. Hem insanlar anlamıştır belki bir şeyleri oradaki yarışmacılar hem de mesela şu an bir gerçekten oy açık olsa çok bence çok ciddi önemli. Çok ciddi bir farkla Birsen bu potadan çıkardı. Birsen'in şansı da oyların önceden olmuş olması ama umarım Birsen şu an bir hikaye yazdı bence. Umarım adada kalır ve o hikayesini devam ettirir. Biz de izleriz Birsen'i. Ve biraz da o gözle izleyeceğiz artık. Yani insanlar onu saf mı buluyor? İnsanlar onun algısı kapalı mı görüyor? İnsanlar onu tiye mi alıyor? Biraz da o gözle izlemek lazım o adayı. Ama böyle bir açıklama yaptığına göre bence bunu zaten bir şekilde onu hissettirmişler. Özellikle ben sanki erkekler kısmı gibi sanki. Hani seni yok saymak gibi geliyor bana. Sanki Birsen belki bir fikrini ortaya koyuyor ama kimse onu dinlemiyor da olabilir. Ya da bir şey söylüyor. Hani onlar karşı taraf espri yapmaya çalışıyordur onunla alakalı ama Birsen çok alıngandır, belki bunu başka tarafa çekiyordur. Yani aslında her şey olabilir. Hani biz de tam olarak net bir şekilde görmedik mesela Birsen'le alakalı bir tiye alınmışlık, bir dalga geçmeler, hani bir şakalar, hani görmediğim ama için... Akşam ipuçlarına Sercan'a şey diyor, bana bu şekilde konuşamazsın gibi bir şey söylüyor. Hatta orayı bir dinleyelim şimdi, daha bak detaylı. Sen benim karşıma çıkıp da bu sözleri sarf edemezsin. Ne diyor acaba? Saf demiyor, sarf diyor. Sen saf demiştin de sarf edemezsin. Evet. Hayır, ben merak ediyorum. Yani şu konuşma neyin üzerine oluyor? Mesela Birsen'in anlattığı gibi bir durum mu yaşanıyor? Muhtemelen konseyden sonra oluyor bu. Evet. O sinir harbiyle çıkıp bir takım konuşmalar oluyor. Genelde öyle olur değil mi Damla? Hani konseyden Hı-hı. sonra çıkarsın şöyle gidersin adaya. Bir anda konseyin boşalması oluyor evet. insanlarda. Ya herkes yatar. Aynen. Hani hiç böyle herkes üstüne şey çeker evet. battaniye. Ya da şunu bir konuşalım deyip böyle bir konuşmak istersin. Mesela enerji atmak isteyen kişi de burada muhtemelen Birsen. Burada ne konuşuyorlar, nasıl konuşuyorlar tabi bilemiyoruz. Ama ben merak ediyorum. Cevap vermiyor. Peki diyor, kenara çekiliyor. Bu muhtemelen programın tam başı olacak. Böyle tam Aynen. başı yani. Survivor logosu dönecek. Şöyle yeni bölüm başlarken. Ay göreceğiz. Şöyle iniş. Aydan iniş ve bir anda bu kavga mıdır artık, bu tartışma mıdır, onun bir anda göreceğiz gibi geliyor bana. Peki sizce yani Birsen şimdi böyle bence yüzleşecek. Yani tahminim o yönde. Yazmalarıyla alakalı. Sizce peki Batuhan'ın bu söyleminden haberi olacak mı? Olmayacak tabii. Nerede olacak? Genelde olmuyor yani. Çünkü oradaki söylemler yarışmacının kendisiyle seyirci arasında kalıyor. Hayır, yani genelde ben bazen paylaştığın böyle zaman... böyle dedim der mi? Çok bilmiyorum. Öyle bir şey görmedim. Sanmıyorum. Sadece hani biz anlaşamıyoruz seninle. Ben o yüzden yazdım. Performansını düşük olarak gördüğüm için. Hani şimdi röportajda nasıl keskin konuşuyorsun? Arkadaşının yanına gittiğinde onu birazcık yumuşatıyorsun. O hani özlü sözleri söylememiş oluyorsun. Hani aynı şey burada konseyde isim yazıyorsun. Orada kendine göre bir şeyleri söylerken arkadaşın yanına gittiğinde hani ben anlaşamıyorduk o yüzden seni yazdım. O yüzden ben Birsen'in de bu durumu öğreneceğini düşünmüyorum. Çıktıktan sonra öğrendiğinde de çok üzülürüm. Peki Nagihan'ın alkışlamasıyla ilgili ne diyeceksiniz? Nagya'dan zaten Birsen'e hep destek tam. Konseyde. Evet. Direkt herkes şokla yani zaten. Güzel de konuştu yani zaten Birsen. Ama doğruyu söyledi. Ya erkeklerden birisi yazılsa aslında bu seçme aslında, sıkıntısı da yaşanmayacak. Ya evet, takım şu an karşında. Şimdi bu takım genelde kadınlar kazanıyor mu? Genelde. Bunu zaten ortaya çıkardık biz. Genelde bu takımın kadınları kazanıyor. Zaten dokunulmazlık yarışında bile 2 tane kadın oradan dokunulmaz oldu. 2 tane erkek diğer taraftan dokunulmaz oldu. Evet. Şimdi genelde de kadınların kazandığı, genelde de erkeklerin kaybettiği bir takımdan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla da bu takımda gitmesi gereken, şimdi isimleri bırakın, gitmesi gereken kim? Erkek. Evet. Kim gidiyor? Kadın gidiyor. Kadın gidiyor. Aşkım gitti en son mesela. Erkek gidiyor mu? Gitmiyor. Kim gidiyor? Kadın gidiyor. Sıraya koymuşlar. Gizem gider, Birsen arkasından gelir. Yani kimse kimsenin dediği gibi kimse kimseye sıkmasın. Aman. Şimdi bir anda böyle biri birine sıkmaya kalkarsa, biri oradan Barış yazarsa atıyorum. İşte bugün Mert yazmaya başladılar. Biri oradan Sercan yazmaya, oradan Atakan yazmaya, Batuhan yazmaya, Bora yazmaya derken bir anda böyle orası karışacak. O yüzden de abi şimdilik bize bulaşmayın yapıyorlar erkekler. Erkekler de biraz halının altına süpürüyorlar şu an. Ama hiç hoş bir şey değil. Neden bu kadar ya, erkekler baskın? 3 eleme kaldı zaten ya. Yani ne kadar, nereye kaçabilirler? Survivor'da hep böyle. Ya tam hep böyle kadın yazılıyor. Kadın, çünkü bence kadınlardan çekinmiyorlar erkekler. Ama kadınlar daha başarılı ya. Katılıyorum, doğru söylüyorsun. Hangi seneye gidersen git, ilk önce kadınlar. Hani kadınları gönderelim çünkü kadınlardan çekinmiyorlar. Niye? Bir tartışmaya giremezsin. Yani da girmezsin. Ama erkekler birbiriyle tartışmaktan bence çekiniyorlar. Ondan dolayı. Çünkü erkeklerde o bir tartışma olduğu zaman konular bambaşka yere gidiyor. Hani daha geçen gün izledik. Adem'le Bora'nın bir tartışması vardı. Olaylar bir anda başka bir boyuta atladığı için herkes birbirinden çekiniyor. O yüzden aman arkadaşlıklarımız son ana kadar bozulmasın ama zaten sonradan birbirimizi yazmak mecburiyetinde kalacağımız için bu adımı attık oluyor. Yani erkekler aday içerisinde de mesela erkekler hep bir kenarda onlar erkekler olarak konuşuyorlar. Kadınlar kendi aralarında bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyorlar. Belki 1-2 kişi erkeklerin yanına gidiyor, kadınlardan orada vakit geçiriyorlar falan derken o yüzden hani erkekler birbirine daha sıkı sarılıyor. Ama kadınlar ne yazık ki hani sayı olarak da belki az oldukları için o birlik beraberlik de sağlanamadığı için genellikle kadınlar yazıyor. Çok üzücü bir durum aslında bu. Kesinlikle ki bu akşam da zaten kadınlarda da bir sıkıntı var. Hep beraber seyredeceğiz. Asıl dün akşamki bölümde Mert'in şansa kazandılar söyleminin ardından Anıl'la beraber bir tartışmaya girdiler.